Ben burada oldukça her şey daha kötü olacak. Zilan kızım, bak. Nizar bir densizliktir etti ama... Ben eve gitmek istiyorum. Olmaz öyle şey. Senin yerin burası artık. Civan, bence büyütüyorsun. Cesur, Zilan'a yaptığınız büyük haksızlık. Gidin kızla konuşun da gönlünü alın. Tamam Civan da ben niye konuşuyorum? Hazar dururken... Doğru duruyordu, görmedin mi? Ben araya girmesem amcam kızı parçalayacaktı. Bak, kimse orada o kıza bir şey olmasına izin vermezdi. Yani siz tatlı tatlı konuşuyordunuz, ben görmedim öyle mi? Tamam Civan, tamam. Keşke Hazar kızın gelmesini hiç kabul etmeseydi de bunlar yaşanmasaydı. Ya şu halimize bak ya. Birbirimize girdik. Ben gideyim dedim ama biraz önce olanlar için özür dilerim. Özür dilemesi gereken birileri varsa biziz. Hiç kimsenin sana böyle davranmaya hakkı yok. Ya, hiç gelmemeliydim. Benim yüzümden herkes birbirine girdi. Ya bak, benim laflarımdansa kusura bakma vallahi. Ben konuşurum öyle. Hepimizin sana teşekkür etmesi gerekirken başkalarının hayatını kurtarmak için kendini feda ettin. Hem de hiç tanımadığın insanlar için. Bir de sana böyle davranan insanlara. Belki ben gidersem her şey daha iyi olur. Hiçbir şey daha iyi olmaz. Yine de gideceğim diyorsan kimse tutamaz seni. En başta ben sana destek olurum. Hiçbir şey bundan daha kötü olmayacak. Sana söz veriyorum. Eğer bir isteğin olursa ben buradayım. Teşekkür ederim. Abi. Sen yapmamış ol abi. Yüzümüzü eğdirmemiş ol Resul abi. Ailemizi bu duruma düşürmemiş ol abi. Vakit tamam Hazar. Amca. Ben senin lafını dinledim.
Şimdi sıra bende. Midyat'a gideceğim. Peki amca. Sen nasıl istersen. Efendim? Nizar, sen misin? Avuzar. Bennu'dan haber var mı? Bennu evde. Neredeymiş bu kadar vakittir peki? Telaşa gerek yok. Arkadaşındaymış. Tamam, tamam. Yarın sizi aldırıyorum. Halanlara söyle, yarın bizimkiler geliyorlar. Peki amca. İyi akşamlar. Halil. Benim evi hazırlayın. Yarın çocuklar geliyor. Bennu'yu bulmuşlar. Ne? Resul mü kaçırmış gerçekten? Resul'le bir alakası yokmuş. Azıcık yüzü kızardı mı bari Nizar'ın Bennu'nun döndüğünü öğrenince? Hala. Hınca öfkesi öyle kaplamış ki yüreğini. Ataya, töreye, saygıya yer kalmamış. Baba. Uzatmayacaksınız değil mi bu küskünlüğü? O da pişman oldu. Pişman olmuş da ne olmuş? Ne dedi? Amcamı bilirsin hala. Konuşmadı ama... Yarın yengemle kızlar geliyormuş. Buraya çağıralım da bu dargınlık bitsin artık baba. Kapıdan çıkarken düşmanımın kapısında kul olan bana ata olamaz demedi mi o? Son lafını söyledi işte. Hala. Bu iş böyle olmaz. Kızlara da Ahuzara da bu kapı her zaman açıktır. Ötesini Hasan bilir artık. Benim sana lafım başka. Bakıyorum da gözlerinde ölümün gölgesi var. Öldürmek sana da töre oldu artık. Ne diyorsun sen hala? Amcamın peşinden gittiysem durdurmak içindi. Kimsenin canı yanmasın diye. Lafım Nizar için değildir. Zilan içindir. Bak oğlum, kulağına küpe olsun. Ölüm yalnız silahla gelmez. Kimi gözleriyle öldürür, kimi sözleriyle. Kimi de susarak öldürür. Kardeşinin kanını kan istiyorsun sen. Nereden çıkarıyorsun bunları hala? Ne yaptım ben kıza? Kan bedeli olmuş kızların yazgısını yaşatıyorsun Hazar. Sen başkasındır sanmıştım. Zilan'ın itilip kakılmasına izin vermezsin sanmıştım. Yanılıyorsun hala. Yok öyle bir şey. Ben kimseye işkence falan etmedim. Bu gözler sandığından çok daha fazlasını görür oğlum. Gerçeklerden başka her şeyi görüyorsunuz. Kendi dünyanızda yaşayıp beni de oraya çekmeye çalışıyorsunuz. Bennu'nun döndüğünü bilmiyor daha. Abisi yapmıştır diye utancından yerin dibine girdi. Haber ver de rahatlasın kızcağız. Amcamın kızı bulundu. Abinin bir ilgisi yokmuş.
Zira. İyi geceler. Efendim Burcu. Hazar, özür dilerim. Geçen gece aklım almadı. Şimdi düşününce seninle konuşmam gerek. Haklıydın. Söylenecek bir şey kalmadı. Bak şu anda konuşamam. Hazar, bana en azından bir açıklama... Kapatıyorum. Hazar! Hazar! Hazar. Günaydın anne. Uyumadın mı sen? Bir şey mi var anne? Dün akşam... Yok bir şey anne. Amcamdan korkuyorsan... Kızları bugün geliyor zaten. Hayır Hazar. Civan'la sen... Durduk yerde birbirinize girdiniz. Ne olur gidip bir gönlünü alsan ha? Hadi oğlum kırma beni. Tamam anne. Gel. İyi misin? Neden iyi olmayayım ki? Bu evde bana kötü davranan kimse yok. Akşam seni kırdıysam özür dilerim.
Yanlış yerdesin Azar. Bu özrü başkası hak ediyor. Tankerler yola çıktı mı? Bugün. Hala bir şansın var Hazar. Bu işi durdur. Gitmesinler. Durduramam Civan. Bu iş lanetli. Görmüyor musun Hazar? Daha başlamadan kardeşleri birbirinden ayırdı. Ve daha kim bilir kaç evladı babasından ayıracak. Akşam görüşürüz Civan. Kahvaltıya? Canım istemiyor. Hasta mısın? Ağladın mı sen? Anneannem mi bağırdı yoksa sana? Hayır Şirin. Hazar dayım mı? Ne oldu peki? Gelmeyecek misin aşağıya? Hadi Ziran, kalk. Gelmeyeceğim dedi. Bir şey söylesene sen de. Hasta mısın? Ben baktım ateşi yok. Sen git Şirin. Ben de birazdan geliyorum. Ziran'ı da getir ama. Akşam yaşananlar yüzündense kimse senin üzülmeni istemiyor. Gitmek istemişsin. Eğer kararlıysan sen bilirsin. Neden geldiysem ondan giderim. İstediğim zaman değil, babam çağırdığı zaman dönerim toprağıma. Peki. Kahvaltıya seni de bekliyoruz. Sakın yüzümüzü yere düşürme. Her kıza nasıl yaşar ya ayrılık acısı. Böylesi yazılıymış. Başını asla eğme. Ama kocana saygıda kusur etme. Her ne olursa olsun kocana, yuvana, yavrularına sahip çık. Zilan? Ne olmuş buna? Yaralanmış galiba.
Aa bakayım. Ben hallederim. Zilan nerede? Bilmem, bahçede herhalde. Sen de gitsene yanına. Bana ne, gitmeyeceğim işte. Hem hiç konuşmuyor, hep surat asıyor. Hangimizin keyfi yerinde ki? Keşke hiç duymasaydım Şahvar adını. Ne uğursuz aileymiş. Sen çık kızım. Zilan kızım. Sanıyor musun ki tek bahtsız kadın sensin? Ne günlerden geldik buralara. Senin yerinde kim olsa hınçlanır. Evinden barkından uzak. Her yanda düşman bakışlar. Haklısın diyeceğim ama yazgıya karşı gelinmez. Sabredeceksin. Sabredeceksin. Yazan tersinden de yazar elbet. Kendi başımı eğerken babamın yüzünü yere değdirmemekmiş benim yasım. Soyumun adının kirletildiğini duyup da cevap verememekmiş. Hıncı unutmanın tek yolu ölümün töresini sevginin töresiyle alt etmektir. Kocanın karısı ol kızım. Hazar'ın yüreğinde Arda'nın ölüsü kalkmadı daha. Sevdaya yer yok. Öfke var, öç var. İstese de yapamaz. Ama o da olacak. Her avcı avına vurulur bir gün. Bekleyeceksin. Bilmem, bakacağız. Nereye gitti şimdi o? Evine. Keşke bırakmasaydın o zaman. Neden? Gelmez ki bir daha. Belki gelir, belli olmaz ki. Hazar, biraz vaktin var mı? Gel otur. Burcu beni aradı biraz önce. Dur, hemen sinirlenme. Kız sadece konuşmak istiyormuş. Neden kapattın telefonu dün gece yüzüne? Ters bir zamandı. Ayrıca konuşacak bir şey yok. Biraz anlayışlı davran. Kız için de çok zor. En azından son bir kez ara, konuş. Benim için bu kolay mı abla? Hazar, sen ne istiyorsun? Önemli olan bu. Başkaları üzülür, sevinir. Boş bunların hepsi. Ama sen ne istiyorsun? Bırak da olup bitenler, yapılan seçimler, oradaki belirsizlik, her şey iyice kötüye gidiyor. Haklısın. Ben de endişeliyim ama zamanla her şey yoluna girecek. Keşke ben de senin kadar emin olabilsem. Anladım. Civan'la konuşmuşsun sen. Benim aklım yok mu? Al işte. Karşımızda duruyor her şey. Görmüyor musun? Bütün bu olanlar başımıza iş açacak diye korkuyorum.
Evet, gelmek üzereyim. Hayır Serra, bunu yapacağım. Kimse benim olanı bu kadar kolay elimden alamaz. Destan Ala, neden senin çocuğun yok? Şirin, sorulur mu hiç öyle şey? Olmaz mı? Sen varsın, annem var, dayılarım var. Sonra Zilan'ın da çocukları olacak. Zilan'ın bebeği mi olacak? Olmasın mı? Zilan'ın çocuğu benim arkadaşım olur mu? Olur elbet. O zaman olsun, hem de çabuk olsun. Olur mu Zilan? Bak, sen dua etmeye başla. Allah baba hemen göndersin, olur mu? Tamam, her gece ederim. İsmi ne olacak? İsmi... Şirin. Korkuttun mu? Biraz boş bulundum. Hazar'ın eşisiniz değil mi? Ben Burcu. Zilan. Bana bu kadar güzel olduğunuzu söylememişti Hazar. Neden şaşırdınız? Bilmem. Hazar bana her şeyini anlatır. Yani anlatırdı. Öyle mi? Evlendiğini duyunca inanamadım. Ama sizi görünce böyle bir güzelliğe karşı koyamamış olmalı. Berin Hanım sizi bekliyor muydu? Hayır. Ama birbirimizi çok severiz. Aslında Hazar'la ben... Aa, Burcu abla! Ay canım. Ama Hazar demişti. Daha eve dönmez ki. Hadi sen içeri git Şirin. Sen gelecek misin Burcu abla? Zilan ablanla biraz konuştuktan sonra gelirim, tamam mı? Civan'a da götürdün mü çay? Şimdi götürüyorum efendim. Zilan nerede? Bahçede, şimdi gelir, Burcu'yla konuşuyor. Hangi Burcu? Hazar dayımın Burcu var ya, o Burcu. Benden ne istiyorsun? Bilmiyorum. Buraya gelirken ben yol boyunca neye benzediğini düşünüp durdum. Bana neler söyleyebileceğini. Ama sen karşımda böyle durmuş. Ne yapmalıydım? Bilmiyorum. Belki de seven bir kadın ne yaparsa onu. Onu sevmiyorsun sen. Sevmiyorsun değil mi? Lütfen. Lütfen bana bak. Bunu öğrenmek zorundayım. Neden? Çünkü ben... Biz Hazar'la öyle bir şey yaşıyorduk ki... Birbirimizin sırdaşıydık. Dostuyduk. Bir zaman geldi. Canımdan bir parça oldu o benim. Varlığımı, ruhumu, etimi, kanımı, her şeyimi ele geçirdi. Onsuz o kadar mutsuz olabileceğimi tahmin edemezdim. Sen gerçekten mutsuzluğun ne olduğunu bildiğini sanıyorsun, öyle mi? Onu benden alıyorsun. Ve hiç umursamıyorsun bile. Sakın dokunma bana. Dokunmayın. Öleyim ben. Baksana gözlerime. Asıl mutsuzluk, asıl karanlık orada. Açın kapıyı.